Tekrar merhaba arkadaşlar. En son dersimizde sitemize bir iki yazı eklemiş. Bunu da ön sayfada gösterecek şekilde ayarlamıştık. Ancak buralarda bazı istediğimiz gibi bir görüntüler olduğu için bunların nasıl yapılacağına kısaca değineceğim. Yönetim paneline giriyorum. Bir önceki derste bahsettim. Yazı ekledik ancak her eklediğimiz yazı, her yüklediğimiz bileşen modül sitede görünmez. Bunların ayarlarını yapmak gerekir. Ben şimdi kategori oluşturdum. Kategorilere iki yazı ekledim. Yazılar sitede görünmedi malumunuz. Daha sonra makale ayarlarından bunlar ön sayfada görünmesi için öne çıkan olarak işaretledim bunları. Tekrar girip hatırlamak gerekirse, örneğin internetin geleceği yazısına girdim. Buradan öne çıkan olarak işaretlersem ana sayfada görünür. Öne çıkan olarak işaretlemezsem ana sayfada görünmez. Peki bunun ana sayfada görünüp görünmemesini sağlayan ne? Bunu görüp bunun ayarlarına bakalım. Çünkü ana sayfada örneğin birinci yazı geniş bir şekilde düzgünken ikincisi düzgün değil. Bunun sebebine bakalım. Şimdi biz bu yazıları nasıl gördük? Ana sayfa menüsüne tıklayarak gördük. Dolayısıyla buranın ayarları ana sayfa menüsünün içerisinde. Yönetim panelinde menüler bölümüne girip menülerden main menüye giriyorum. Bu menünün üst başlığı aslında. Menülerinin üst başlığı. Buraya girdiğimde ana sayfa menümü gördüm. Ana sayfa menüsünün özelliği ise öne çıkan makalelermiş zaten. Dolayısıyla öne çıkan makaleler diye işaretlediklerim burada görünür, diğerleri görünmez. Şayet tüm makaleleri gösterdeseydim hepsi görünürdü. Şimdi bunun ayarlarına girip bakalım neler var. Öne çıkan makaleler menüsünü ne şekilde ayarlayabiliriz? Öncelikle buraya girdiğimizde menü öğesi türlerinden otomatik olarak daha önceden yüklü olarak öne çıkan makaleler seçili. Eğer makalemizin, menümüzün türünü değiştirmeyeceksek buraya dokunmamıza gerek yok. Yani yine öne çıkan makaleler görünsün ama ben nasıl görüneceğini ayarlayacağım diyorsak buraya dokunmadan çeşitli ayarlar yapacağız. Daha sonra buradaki menü türleriyle ilgili geniş bir dersimiz olacak. Evet, şimdi ana sayfada benim iki tane yazım var ama biri geniş görünürken diğerleri sütunlara ayrılmış gibi görünüyor. Buraya girip buradan ayarlara bakalım. Ayarlara girdiğimizde bir düzen var, tab menümüz. Burada diyor ki 1. Bu kategoride, yani bu menüye tıklandığında ben hangi kategorilerdeki yazıları, haberleri göstereyim diyor. Dolayısıyla biz buradan tüm kategorileri seçebildiğimiz gibi sadece örneğin bu tüm kategorileri kaldırıp sadece teknoloji ile ilgili yazıların içindeki öne çıkanları göster diyebiliriz. Dolayısıyla istediğimiz iki kategoriyi seçebiliriz buraya. İstediğimiz üç kategoriyi, beş kategoriyi ya da tamamını seçebiliriz. Burası öne çıkan makalelerde, yani ana sayfada gösterilecek olan makalelerin kategorilerini seçme ayar. Şu anda tüm kategoriler seçili durumda. Dolayısıyla biz hangi kategoriye yazı eklersek ekleyelim, öne çıkan makale olarak işaretlediğimizde ana sayfada görünecektir. Bu bir. İkincisi, kategoriyi belirledik diye. Daha sonra bunun ne şekilde görüneceğiyle ilgili ayarlar var. Başlangıç makalesi denen bölüm şurası. Yani en başta ben kaç tane makaleyi tam metin olarak vereyim diyor. Tam metinden kastım yatay olarak bölmeden vermek istiyor burayı. Sütunlara bölmeden. Burada bir tane ayarla. Şayet ben bunu 2 olarak ayarlarsam, 2 olarak ayarladım ve kaydettim. Siteye gelip siteyi yenilediğimde göreceksiniz yazılar az önceki gibi değil. Burası artık geniş olarak kullanıldı. Yani ben menü ayarlarından dedim ki benim 2 tane makalemi sütunlara falan bölme, doğrudan geniş bir şekilde yayınla dedim. Ancak ben buranın ayarını şöyle de yapabilirim. Başlangıç makalesini 0 yaparım. Yani geniş bir makale hiç yayınlama. Giriş makalesi dediğimiz daha sonra sütunlara bölerek yayınlamak istediğim makale sayısı. Buna da dedim ki 4 tane.
bu dört taneyi kaç kolona, sütuna böleyim diye soruyor. Yani bu şu sayfayı ikiye böldüğümüzü düşünün. Diyelim ki dört tane makalemi ikiye bölüyor. İki sütun olarak yayınlatıyor. Şimdi kaydet dediğimde, şu an dört makale yok, sitede iki makale var ama yine de ikiye bölecek. Yayınla dediğimde, siteyi de yenilediğimde göreceğiniz gibi ana sayfamızı bizim iki sütuna böldü ya da yazıların olduğu sayfayı ikiye böldü. Ben de şu an iki makale olduğu için ikisini gösteriyor. Dört olsaydı dördünü gösterirdi ama altı olsaydı dörtten sonrasını göstermezdi. En son eklediğim dört tane yazıyı bu şekilde bize gösterirdi. Dolayısıyla buradan istediğimiz gibi ayarlamalar yapabiliriz. Buraya ben giriş makalesini, giriş yazısını bir tane, pardon, başlangıç yazısını bir tane, yani bir geniş yazı, daha sonraki dört tanesini ya da iki tanesini diyeyim, iki tanesini de iki sütuna bölerek yayınlamasını istiyorum. Altına da bağlantı olarak link vereyim mi diyor. Yani ben tamam sütunlara bölerek verdim ama istersen altına da 4-5 tane başka makaleye sadece bağlantı verebilirim diyor. Buna da diyorum ki 3 tane makaleyi bağlantı olarak ver diyorum. Şu an tüm bu ayarların görünmesi için sitede 3, 5, 6 tane yazı olması gerekiyor ki şu ayarlar görünsün. Yani bir tane yatay olarak bir yazı göstersin, iki tane iki sütuna ayrılmış olarak, daha sonra da altta menü şeklinde. Şimdi bunu kaydediyorum. Bu ayarları görebilmek için hatta buradan kaydedip kapatıp çıkayım. İçerik bölümüne gelip, makaleler bölümüne gelip gelişi güzel. Hani bu ayarları görebilmek için şu an tabii ki en son nasıl ayar yaptık onu göstereyim. Bir tane yatay yazımız var. Daha sonra dikey yazılar gelecek buraya. Dikey yazılar, daha sonra yazıları bölmeyi de göstereceğim. Dolayısıyla şu an iki yazı var. Ben buraya yeni diyorum. Makale başlığı 1 diyorum. Bunu çoğaltarak burada bir yazı varmış gibi. Bunu da daha sonra nereye kaydedeyim? Mesela bilgisayara kaydettim. Öne çıkan yazı olsun. Evet, ana sayfada görebilmem için benim bunu öne çıkan olarak ayarlamam lazım. Daha sonra diğer menülerin nasıl olacağını göstereceğim. Kaydedip kapattım. Bir yazı daha ekliyorum. Ayarları görebilmek için birkaç yazıya ihtiyacımız var. Makale başlığı, bu da 2 olsun. Siz istediğiniz gibi gerçek yazılar, makaleler ekleyebilirsiniz. Kategori olarak da erkek sağlığını seçtim. Kaydet yeni diyorum. Yani bu sayfayı kapatmadan da doğrudan yeni diyebiliriz. Kaydet yeni dedim. Bir makale daha ekleyip daha sonra ayarları göstermeyi planlıyorum. Makale başlığı, bu da 3 olsun. Buraya da makale yazımızı ekledim. Daha sonra kategorilerden de diğeri seçtim ve öne çıkan olarak gösterdim. Az öncekinde sanırım öne çıkanı unuttuk. Kaydedip kapattım. Şimdi burada göreceğiniz gibi 1, 2, 3, 4 tane yazıyı öne çıkan olarak gösterdik ama birini seçmedik. Şuraya gelip sayfayı yenilersek 4 yazının geldiğini, birinin gelmediğini görürüz. İnternetin geleceği en üstte, daha sonra makale başlığı 1, kadın sağlığı neden çok önemli, bitti. Diğeri de burada, makale başlığı. Ne dedik biz ayarlardan? Bir tane tam göster, daha sonra iki tanesini iki sütuna ayırıp göster, daha sonra da üç tane bağlantı ver dedik. Şimdi gördüğünüz gibi makale başlığı 2 burada görünmedi. Çünkü öne çıkan olarak bunu işaretlendik. Yönetim panelinde istersen buraya makale başlığı 2'yi de öne çıkan makale olarak işaretledim. Buradaki yıldızı 5'i de öne çıkan makale şu anda. Buraya gelip F5 yaptığında bunun da buraya geldiğini göreceğiz. İnternetin geleceği, makale başlığı 1 ve bunlar. Gördüğünüz gibi 2, 3 geldi. Şurada hemen ayarlara geçelim. Menü, main menü. Öne çıkan makale, ana sayfada öne çıkan makalenin ayarlarına baktığımızda tam dediğiniz gibi bir uygulama oldu. Bir tane makaleyi başlangıç makalesi olarak gösterdi. Daha sonra iki tanesini iki sütuna böldü. Daha sonra da bağlantı vermeye
başladı. Daha sonra bu bağlantı, bir tane daha bağlantıdan sonra diğer sayfalar çıkacak ve bu şekilde devam edecek. Bir sorun, evet. Bu dersimizin de sonuna geldik. Bu konularla ilgili sorularınız olursa memnuniyetle cevaplamaya çalışırım. Bir sonraki dersimizde örneğin burnu şuralardan istediğimiz bir yerden bölüp devamını oku şeklinde nasıl ayarlayabiliriz? Hem sitenin daha estetik görünmesi hem de ziyaretçilerimize bir ön bilgi verip daha sonra detaylarına bakmalarını sağlamak için bu konuda bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.